Dilini değiştirmenin tek yolu var. O da dilini kutsal ruhun kontrolüne bırakmak. Kötü sözlerle başa çıkmanın tek yolu var. Tövbe edin, af dileyin. Teşekkürler. Teşekkürler. Geldiğiniz için teşekkürler. Hiç tanımadığım Tanrı'nın ikinci oturumuna başlamak üzereyiz. Ve bu oturumun başlığı şu. Bu kişi nasıl biri? Kutsal ruhun bir kişi olduğunu konuşuyoruz. Ama nasıl biri? Şimdi size birkaç ayet okumak istiyorum ve bayağı azlar. O yüzden siz de Yuhanna 14'ü açın. Açarken şunu söyleyeyim. Birçok teoloji uzmanı ve ben Yuhanna 14, 15 ve 16'nın son yemekte geçen bir konuşma olduğunu düşünüyoruz. Geçtiği yer orasıdır. Yuhanna 13'te ayaklarını yıkar, 17'de bahçede ettiğini düşündüğümüz duayı eder. Yuhanna 14, 15 ve 16 bu onun öğrencileriyle son uzun konuşmasıdır. Ve onlara der ki, bu yüzden sözlerine yüreğiniz sıkılmasın demekle başlar. Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum ki siz de. Tamam, onları başta rahatlatıyor ama bu üç bölümde onlara bakın sizleri öksüz bırakmayacağım. Sizlere başkasını göndereceğim. Sonsuza dek sizinle birlikte olacak. Bu ayetleri okuyalım. Yuhanna 14, ilk olarak 16 ve 17. Ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, başka bir deyişle benim gibi birini yardımcı dediğine dikkat edin. Gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Bakın İsa ondan bir şey olarak değil, kişi olarak bahsediyor. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Şimdi 25 ve 26. ayetlere bakalım. Ben daha aranızdayken size bunları söyledim. Ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı kutsal ruh size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Bu arada bu yardımcı ismini gördüğümüz ikinci kez kutsal ruhu yardımcı olarak adlandırıyor. Yuhanna bölüm 15 ayet 26, Yuhanna 15 26. Babadan size göndereceğim yardımcı, yani babadan çıkan gerçeğin ruhu geldiği zaman bana tanıklık edecek. Yuhanna 16, 7. Size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem yardımcı, bu kelimeyi dördüncü kez görüşümüz, size gelmez. Ama gidersem onu size gönderirim. Sonra Yuhanna 16, 12, 13. Size daha çok söyleyeceklerim var. Bu harikadır. Dinleyin. Size daha çok söyleyeceklerim var. Ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ne var ki o, yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. Size bildirecek. Yani başka bir deyişle diyor ki size benim size öğrettiğim şekilde öğretecek. Burada olacak. Ve sizin iyiliğiniz için gidiyorum. Şimdi bu yardımcı kelimesi Grekçe'de parakletos'tur. İnsanların parakletos olarak telaffuzunu duydum ama doğrusu parakletos olacaktır. Bir yardımcı anlamına gelir ama aynı zamanda teselli eden, aracı, savunucu ya da çoğumuzun okuyarak büyüdüğü Old King James versiyonundan bir kelime avutan. Hatırlıyor musunuz? Dedi ki size avutanı göndereceğim. Biliyor musunuz? Bunun hakkında düşünürken avutmak, kutsal ruhun avutan olduğunu, birçoğumuzun evinde avutan denilen bir yorgan var değil mi? Debbie ve ben ilk evlendiğimizde hiç paramız yoktu. Sıfır para. Bir trailer'da yaşıyorduk. Hikayeyi bir keresinde anlattım ve bir pastör arkadaşım dedi ki onlara artık trailer demiyoruz. Dedim ki biliyorum gezen ev. Yok yok, onlara imal edilmiş ev ve öyle diyerek birini kırabilirsin dedi. Ve dedim ki tamam imal edilmiş ev demeye başlarım ama biz trailer'da yaşıyorduk. Yani bilin diye söylüyorum. Ve mobilyaları bile içinde geldi, tamam mı? Trailer döşemesiydi. Ve Debbie koltuğu şu şekilde kaldırıp altını süpürürdü. Çok ucuz mobilyalardı ve tüm eşyalarımız ikinci eldi ve avutucu dediğimiz yorganımız deliklerle dolu.
gerçekten delikler vardı. Ve şu kalınlıkta başlayıp şöyle bir şey olduğu üstünde bir çarşaf gibi görünüyordu, bitikti. O yüzden bana yeni bir avutucu alabilir miyiz dedi. Evet dedim ve ne kadar olduklarına baktım ve kararımdan pişmanım ama her neyse avutucu aldık. Bir gün işten geldim, gel ve yeni avutucumuzu gör dedi. İçeri girdim, orada duruyordu, muhteşem, kalın ve tüm yemekle bir şeyler izlediğimiz zamanda sadece o yorganı üstüme çekip onun altına girmeyi hayal ediyordum. Sonra içeri girdik uyumak için ve biri yorganımızı çalmıştı. Biliyor musunuz, çok komik. Bütün kadınlar bununla nereye varacağımı biliyor. Şuradaki adam gerçekten mi diyor. Bir yorganı mı? Hayır. Olan şey şuydu. Eşim yataktan kaldırmıştı ve eskisini koymuştu. Ve dedim ki yorganımız nerede ve? Ve o dedi ki bu arada sadece siz kadınlar bunu yapıyorsunuz. Bilirsiniz. Dedi ki o yorgan kullanmalık değil, göstermelik. O zamandan beri öğrendim ki evimizdeki birçok şey kullanmalık değil, göstermelikmiş. Göstermelikmiş. Bazı havluları siz kullanırken ben kullanamıyorum. Hiç unutmuyorum, bir keresinde duştan çıkmıştım ve dolgun yepyeni bir havlu vardı. Kurulanmaya başladım ve içeri girdi. Debbie içeri girdi ve dedi ki ne yapıyorsun? Yetişkin bir adam olarak küçücük bir çocuğa dönüşebilmek şaşırtıcı bir şey. Başımı belada olduğunu biliyordum ama nedenini bilmiyordum ve dedim ki bilmiyorum. Ve şunu söyledi. Kadınlar bana bunu çok söylemiştir. Ne düşünmüştün ki? Bilmiyorum. Ne düşünüyordum bilmiyorum. Gerçekten de bilmiyordum. Ve kadınlar öyle dediğimizde bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz. Ve dedi ki o havlu kullanmak için değil. Göstermelik. Ben de dedim ki ben de senin kadar şaşkınım. Ne düşündüm bilmiyorum. Kağıt havlu kullanmalıydım. Yani sonuçta ıslahım, üstümde bir şey yok ve havlu duruyor. Ne düşünüyordum bilmiyorum ama bu avutanla ilgili durum aklımda kaldı. Bu avutucu kullanmalık değil, sadece göstermelik. Sadece göstermelik. Size şunu söyleyeyim. Bu avutucu kullanmanız için. İsa dedi ki size bir avutan yollayacağım. Kullanabilmeniz için. Aracılığınızla konuşması için, size hizmet etmesi ve yardım etmesi için. O yüzden size avutanla ilgili 3 şey söyleyeceğim, olur mu? Birincisi şu, o benim yardımcım. Benim yardımcım. İsa dedi ki, bakın biliyorsunuz gerçeği söylüyorum. Diğer bir deyişle, İsa onların şüphe edeceğini biliyordu. Gerçeği söylüyorum, sizler için daha iyi olacak. Şimdi biraz düşünürseniz aslında çoğumuz buna inanmıyor. İsa'nın hala dünyada olmasını çok isterdik. Ve olsa daha iyi olurdu sanıyoruz. Ama daha iyi olmaz da 6 milyar insan ve bir tanrı. Herkes ona ulaşmaya çalışıyor. Herkes onunla konuşmak istiyor. Ama dinleyin. Tanrı alanını büyüttü. Bunu hiç düşünmüş müydünüz? Hem bende hem de sizdedir. Ve aynı zamanda dünyanın her tarafından milyonlarca kişi de, yani biri hastalandığında içinde Tanrı olan kişi dua edebilir. Yani İsa'nın gitmesi ve yardımcı göndermesi çok daha iyi olmuştur. Bize yardım eder ve nasıl yardım ettiğini biraz anlatayım. Yuhanna 16 der ki, o gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir. Günah, doğruluk ve yargı. Bu 8. ayet. Sonra nedenini söyler. 9'da diyor ki, çünkü bana iman etmiyorlar ama dünyaya ikna edecek diyor. Sadece Hristiyanlar demiyor. Herkesi.
Kutsal Ruh'un görevi işte budur. Görevi bir kurtarıcıya ihtiyacımız olduğuna ikna etmek. Kutsal Ruh'un iknası olmadan kimse kurtulamaz. O halde bizleri kurtarıcıya ihtiyacımız konusunda ikna ediyor ama sonra diyor ki doğruluk. Ayet 10, doğruluk konusunda çünkü babaya gidiyorum artık beni göremeyeceksiniz. Lütfen anlayalım. Doğruluk Tanrı ile doğru yerde durmaktır. Tamam, hiç günah işlediğine ikna edilen oldu mu? Tamam. Doğruluk konusunda ikna edildiniz mi? Düşünün bunu. Bu arada ikna etme kelimesini kolay hatırlamanın bir yolu inandırmaktır. Sadece bir şeye ikna etmiyor ama inandırmak istiyor. Yani ikna olduğunda inanmışsındır. Tamam, ben ikna oldum ki günahkardım ve cehenneme gidecektim. Ama İsa'yı kabul ettiğimde Kutsal Ruh beni artık Mesih İsa'nın doğruluğu olduğuma ikna etti. Çok iyi. Ve sonra yargı diyor. Çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmıştır. Ve biliyoruz ki bu egemenden kastı şeytandır. Yuhanna 12:31'de der ki bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak. Yani diyor ki bu dünyanın egemeni olan şeytan yargılanmış olduğuna ve dışarı atıldığına sizi ikna etmek istiyorum. Bakın geçmişte bu ayeti şu şekilde okumuş olabiliriz. Kutsal Ruh sizi günah, doğruluk ve yargı konusunda ikna etmek istiyor. Yanlış olduğuma, doğru yaşamadığıma ve Tanrı'nın beni yakalayacağına ikna edecek. Ama öyle demiyor. Şunu diyor. Bunu seveceksiniz. Bir kurtarıcıya ihtiyacınız olduğuna ve o kurtarıcıyı kabul ettiğinizde Tanrı ile doğru yerde olacağınıza ve artık şeytanın üzerinde yetki sahibi olacağınıza ikna edecek. Tanrı'yla doğru yerde olacağınıza ve artık şeytanın üzerinde yetki sahibi olacağınıza ikna edecek. İşte buna ikna etmek istiyor sizleri. Benim yardımcım. 2. O benim arkadaşım ve tuhaf biri değil. Arkadaşım olduğunu yazdım ve parantez içinde ve tuhaf biri değil. İnsanların Kutsal Ruh'un tuhaf biri olduğunu düşünmelerinden yoruldum. Tuhaf değil ve ürkünç de değil. Öyle değil. Sorun şu, tuhaf insanlar var. Tuhaf olanlar insanlardır. Kutsal Ruh değil. Ve tuhaf insanlar var. Tuhaf insanlar gördük. Kutsal Ruh'la ilgili konuşan. Dinleyin beni, onlar Kutsal Ruhsuz da tuhaflardır. Onlar sadece tuhaf insanlardır. Ama Kutsal Ruh'un kendisi tuhaf değildir. Kibar, şefkatli, yumuşak biridir ve tuhaf değildir. Kutsal Ruh'un tuhaf olduğunu bize kim söyledi biliyor musunuz? Şeytan. Şuna bakın, bizi imanlı bir hayat için güçlendiren Kutsal Ruh'tur. Tanık olmamız için bize güç verendir. Tanıklık etmemiz için değil ama tanıklar olmamız için bize güç veren O'dur. O halde o kutsal kitapta Kutsal Ruh ilk geldiğinde onu alanların dünyayı alt üst ettikleri yazıyor. Ve birkaç yüzyıl boyunca tüm kilise Kutsal Ruh'la ilgili bilinmezliğe girdi. Ve o asrın değişimi, sonra bunu konuşacağız. Azusa Sokağı'nda bir aydınlanma, başka yerlerde Wales ve başka ülkelerde de oldu. Ama Amerika'da Azusa Sokağı'nda Kutsal Ruh üzerimize indi. Ve bence şu oldu, şeytan korktu ve dedi ki, biz bunu tuhaf bir şeye çevirmeliyiz ve özellikle bir armağana odaklanmalıyız, tüm armağanlar yerine. Ve meyveler, güç ve sevgi. Eğer Kutsal Ruh'un vaftizinin kanıtını istiyorsanız, tek bir armağan değil ama tüm armağanlardır. Hem meyveler, hem güç, hem de Tanrı'ya sevgidir. İnsanların üzerine dökülen. Ve şeytan istiyor ki, peki büyürken hatırlıyorum da, olduğum şehirde Kutsal Ruh'la ilgili çok konuştuğunu bildiğim iki tane kilise vardı. Şimdi size bu kiliseler hakkında ne bildiğimi anlatayım. Kadınlar birinde hiç makyaj yapmazlardı ve diğerinde de çok fazla yaparlardı. O zaman genç biri olarak bildiğim tek şey, eğer Kutsal Ruh'a inanan bir kiliseye gidersem çirkin bir kadınla evleneceğimdi. Yani tek seçeceğim bu. Kutsal Ruh bu değildir. O tuhaf değildir. Onun örneklerini gördük ve iyi örnekler değiller. Kutsal Ruh kibar, şefkatli ve harika.
ama harika bir arkadaştır. Benim en iyi arkadaşım. Debbie ile ilk evlendiğimiz zamanı hatırlıyorum da özgüvenim hiç ama hiç yoktu. Çok altlardaydım, dışlanmakla ilgili ciddi sorunlarım vardı ve partilere giderdik. Noel partileri, ofis partileri gibi partilere ve gidip insanlarla konuşmaya başlardı ve bir köşede kalırdım. Ve arabaya döndüğümüzde ona kızardım. Beni bıraktın. Beni bıraktın. Ve insanlar benimle konuştu. Direkt gelip benimle konuştular. Ve beni bırakma. Ve beni çok rahatsız etti. Kutsal ruhla vaftiz olduktan sonra, çünkü hatırlayın, kutsal ruhla vaftiz olduktan sonra cesaretle Tanrı'nın sözünü bildirdiler. Size özgüven verir. Ama aynı zamanda özgüveninizin olması Tanrı orada olduğu içindir. O halde kutsal ruhla vaftiz olduktan sonraki ilk Noel partimizi hatırlıyorum. O insanlarla konuşmaya başladı ve benim ilk düşüncem beni bıraktı. Ve tam o anda kutsal ruh dedi ki, ben buradayım ve şunu dinleyin ve bir daha asla yalnız olmayacaksın, asla. Ve sonra bana insanlar hakkında şeyler göstermeye başladı. Dedi ki, şuradaki adamı görüyor musun? Ve bazı şeyler duymaya başladım. Ve bir süre sonra o adam yanıma geldi ve konuşmaya başladık. Patlama yaşamıştım o gece hayatımda. Çünkü o benim arkadaşım. Ve üçüncü şey, o benim Tanrım. Sadece yardımcı değil, sadece arkadaş değil. Aynı zamanda Tanrım'dır. Şimdi bunu pek düşündünüz mü bilmiyorum ama kutsal ruh Tanrı'dır. Beni rahatsız eden şey insanların konuşurken kutsal ruha karşı konuşmalarıdır. Tanrı'ya karşı bir şey dediklerinin farkında bile olmuyorlar. Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve kutsal ruh Tanrı'nın birlikte olduğu bir ayet göstereceğim size. Biraz önce okuduklarımda var. Yuhanna 14:16 İsa diyor ki, ben de yani İsa babadan dileyeceğim, o sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı gerçeğin ruhunu verecek. İşte İsa baba ve kutsal ruh. Yuhanna 14:26 Ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı kutsal ruh. İsa baba ve kutsal ruh. Yuhanna 15:26 Babadan size göndereceğim yardımcı yani babadan çıkan gerçeğin ruhu. Ve şöyle hatırlayın, İsa vaftiz olduğunda dinleyin. Kutsal ruh bedensel görünümde güvercin gibi onun, İsa'nın üzerine indi. Gökten sen benim sevgili oğlumsun, senden hoşnudum diyen bir ses duyuldu. İşte kutsal ruh İsa ve baba. O zaman kutsal ruha karşı konuştuğumuzda Tanrı'ya karşı konuşmuş olmuyor muyuz? Çünkü o Tanrı'dır. Elçilerin İşleri 5:3 Petrus ona, Hananya nasıl oldu da şeytana uydun, kutsal ruha yalan söyleyip mülkün parasının bir kısmını kendine sakladın dedi. Bu 3:4 der ki, sen insanlara değil Tanrı'ya yalan söylemiş oldun. Aynı bağlamda konuşuyorum. Kutsal ruh yardım eder ve tuhaf değildir. Bir keresinde bir ibadette hizmet ediyordum ve kürsüde duruyordum. Konuşmaya hazırlanıyordum. Ve insanlar tapınıyorken bir kadın gördüm ve kutsal ruh bir şey söyledi. Hizmet için ayağa kalktığımda kadına ayağa kalkabilir misiniz dedim. Ayağa kalktı ve ona dedim ki tapınırken sizi gördüm ve kutsal ruh bana konuştu ve dedi ki onun geçmişini biliyor musun? Ve bunu söylediğimde yüzü düştü. Ve biliyordum ki, anladım ki kötü bir geçmişi vardı. Ve yüzü düştü. Ama dinleyin, olayın sonu bu değil. Çünkü kutsal ruh insanları utandırmaz. Ve kutsal ruh bana konuştu ve dedi ki, onun geçmişini biliyor musun? Bilmiyorum dedim ve dedi ki, ben de bilmiyorum. Ve yüzü canlandı ve ona dedim ki, biliyorum ki Rab her şeyi biliyor. O her şeyi bilendir. Bana sizin geçmişinizi unutmayı seçtiğini söyledi. Ve sizin de aynı şeyi yapma vaktiniz geldi. İşte kutsal ruh böyledir. Harika ama harika biridir. Gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Sadece kutsal ruha sormanızı, onunla konuşmaya alışmanızı istiyorum. Kutsal ruha şunu sorun. Kutsal ruh, bu öğretişle bana ne demek istiyorsun? Bana ne demek istiyorsun?
Kutsal Ruh'la ilgili korkularınız ya da çarpıtılmış fikirleriniz var mı? Belki Kutsal Ruh'la ilgili çok kötü örnekler gördünüz. Ama lütfen bunların sizi geri çekmesine ve onu tanımaya engel olmasına izin vermeyin. O yardımcı ve arkadaş ve Tanrınızdır. Kutsal Ruh, dua ediyorum ki duvarlar ve bariyerleri yıkmaya devam et ki seninle harika bir ilişkimiz olabilsin her gün. İsa'nın adıyla. Amin.